Efendim herkese iyi akşamlar. Haftanın son gününe geldik. Takvim yaprakları 9 Kasım 2018 Cuma'yı gösteriyor. Bugün nispeten düne göre çok daha sakin bir gün geçirdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hafif hafif yağışlar vardı. Onun dışında siyasette Ulusal Birlik Partisi'nin bugün ilk kez yeni seçilen parti meclisi toplandı. Artık önümüzdeki hafta bütçe başlayacak. Zaten bütün odaklar bütçe görüşmelerine odaklanmış olacak. Dün akşam söylemiştik programda, bugün ne siyaset ne başka bir şey. Bugün sinema konuşacağız. Bugün oldukça güleceğiz. Çünkü bugün ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu akşam saat 20'de galası yapılacak olan Çiftlik Bank Tosun Firarda filminin başrol oyuncuları bizlerle birlikte, yapımcı ve yönetmeni bizlerle birlikte. Film bu akşam ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seyirciyle buluşacak. Ondan sonra da Türkiye'de film gösterilecek. Dediğim gibi filmin hem başrol oyuncuları hem de yapımcı ve yönetmeni bu akşam Diyalog TV ekranlarında bizlerle birlikte. Öncelikle parayı verenden başlamak lazım değil mi? Yönetmen ve yapımcı İsmail Hakkı Koç. Tekrardan Üstad hoş geldin. Hoş bulduk. Bir ay kadar önce yine birlikteydik. Artık son rötuşlar yapılıyordu. Ve 9 Kasım'da galayı yapmayı planlıyorduk. Gelirsek size konuk oluruz demiştiniz. Sözünüze durdunuz, geldiniz. Bir kere çok teşekkür edelim. Artık izleyici bu saatten sonra konuşacak ama biz bu akşam yine konuşalım istiyoruz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Her şey hazır mı? Bu akşam neler var? Ne sürprizler var? Onları sizinle konuşalım. Evet. Öncelikle bizi ağırladığınız için bizler çok teşekkür ediyoruz. Alışılagelmişin dışında bir şey yapmak istedik biz. Normalde filmler önce Türkiye'de başlar sonra Kıbrıs'a gelirdi. Biz ilk kez önce Kıbrıs'ta başlatıp sonra Türkiye'ye götürüyoruz filmi. Bu açıdan baktığınızda gerçekten bir ilk oldu. Bu bizim için de güzel, Kıbrıs halkı için de güzel bir şey oldu. Bu akşam galamızı yapacağız. Filmimizin montajı takdir edersiniz ki tamamlandı. 2 gün önce bitirdik. 2 gün önce? 2 gün önce tabii. Yani yaklaşık 3,5 aylık bir edit süremiz oldu. 2 gün önce filmimizin montajını bitirdik. Artık heyecanlı bekleyiş. Bu akşam saat 8'de Acapulco Otel'de sağ olsunlar bizleri misafir ettiler. En iyi şekilde ağırladılar. Galamızı yapacağız. Sizleri tabii de bekliyoruz. Kıbrıs'ı özel bir noktası var. Filmin bir bölümü de Kıbrıs'ta geçti. Evet. Zaten filme konu olan Çiftlik Bank olayı da biliyorsunuz, para alışverişleri hep Kıbrıs üzerinden dönmüştü. O yüzden Kıbrıs'ta bunun olması son derece önemliydi herhalde. Evet, sadece Kıbrıs değil, Türkiye ve Amerika'da da çekimler yaptık biliyorsunuz. Fragmanımızda da paylaştık bu görüntüleri. Az sonra fragmanı da yayınlayacağız bir kez daha. Sevgili Serkan hazırlıyor onu. Dolayısıyla neticeye baktığınızda totalde 11 aylık bir çalışma oldu. Oyuncu dostlarımızla çok güzel diyaloglar içerisinde tamamladık işimizi. Ve bir aile çalışması, bir aile içi bir çalışma gibi yaklaşık totalde 300 kişinin katılımıyla kamera önü, kamera arkası güzel bir film yaptık. Bu akşam tüm ekip de burada değil mi? Evet, bütün müsait olan oyuncu arkadaşlarımız aramızda olacaklar. Dolayısıyla hem filmi ekranda izleyeceğiz hem de onlarla sohbet etme fırsatını bulacağız galada. Bu da tabii izleyiciler için büyük keyif olacak. Peki. Fercan'a da bir hoş geldin diyelim. Filmin başrol oyuncularından Fercan Bay. Fercan aslında Kıbrıs'a alışkın bir isim. Evet. Daha önce gelip gitti ama bir film için belki ilk kez Kıbrıs'tasın değil mi? Evet, ilk kez bir film için Kıbrıs'tayım. Bunun için de İsmail Bey'e teşekkür ederim. Yani bize bu şansı verdiği için başrol oynamak ve Kıbrıs'ta film için bulunmak adıyla. Filmden bahsedecek olursak filmimiz bir komedi filmi. Tabii gerçek bir olay ama özgün bir senaryo. Burada İsmail Bey'in senaryosunda hani herkes mağdur, öyle bir şey yok. Biz tamamen filmde insanlar böyle bir hataya tekrar düşmesin. Yani eğitmek değil de bilgilendirmek ama bu arada da güldürmek amacımız. Yani bu işlerin sonu yok. Yok. Peki. Televizyon kökenlisin, magazin kökenlisin. Evet. Sinema sektörü nasıl oldu Mercan? Vallahi eski meslektaşım olarak şöyle söyleyeyim.
Ya zaten iç içeydik Alihan, biliyorsun yani. Magazin sektöründe. Evet. Tabii ben ama var mıydı yani bölümde. Şimdi muhabirlik başka, magazini takip etmek başka. Şimdi orada genelde kamera arkası, mikrofon da. Ama şimdi burada mikrofonlar sana tutuluyor. Evet ya, oyunculuk başlı başına zor bir iş. Yani bu eğitimi, şusu busu. Kamera önünde olmanın hani avantajı oluyor, olmuyor değil. Yani kameraya alışık, ısınık oluyorsun. Bir kere onu söyleyeyim. Rahatsın. Tabii rahat oluyorsun ama bunun matematiği var. Onu öğreniyorsun, uyguluyorsun. Bu anlamda da tabii oyunculuğa geçişte zorlanmadım. Tabii çoğu insanın da maddi manevisi var. Artı Kıbrıs'ı sen de biliyorsun ki Erenkanoğulları da büyük destek oldu o zaman. Yani benim bu eğitimde, şunda bunda. Buradan Erdoğan amcamızı da Allah rahmet eylesin. Evet. Onu da almış olalım. Evet. Bu vesileyle. Bu desteklerle işte inanıyorsun kendine, yola çıkıyorsun ama zor mu? Değildi. Kameraya zaten alışık bir yapım vardı. Bir de oyunculuğun tiyatro tarafını da öğrenince valla ne kadar yapabiliyorum, ben yaptığımı inanıyorum ama sonuçta seyirci bunu takdir edecek. Peki. Burak Alkaş'a da hoş geldin diyelim. Sakal bırakmışsın hocam. Bir bıraktım abi. Seviyorum sakal. Film bitti, sakala mı döndün? Film bitti. Yok, cildimi toparlamak için bıraktım ya. Sürekli tıraş oluyorum, sürekli tıraş oluyorum. O yüzden ciltler... Çünkü şimdi bu akşam ilk kez izleyiciyle buluşacak. Hı-hı. İzleyiciler seni şimdi bu akşam böyle cilet gibi görecek. Çok daha fazla. O yüzden bırakmış oldum sakalı. Ya cildimle ilgili bir problemim vardı. Bir de bir inşa başlayacağım yeni. O yüzden sakal lazımdı. Onu bıraktım. Fotoğraf çekimleri olacak. Böyle sakallı çektirmem lazım. O yüzden yani keseceğim. Kıbrıs'a gelip o sakal bıraktım olayı yok yani. Tabii yok, hayır. Yani peki nasıldı? İsmail Bey'le çalışmak, Fercan'la çalışmak nasıldı? Güzel. Yani güzel, eğlenceli, keyifli. Nasıl geçti Kıbrıs çekimleri? Kıbrıs çekimleri, ya Kıbrıs'ta biz çok eğlendik. Bir de, çünkü baktık ya, ben fragmanda gördüm, havuz var, havuz sahneleri ya var. Ya iyi ki havuz var, havuz sahneleri var. Yoksa Kıbrıs'ta o mevsimde yemin ediyorum ağlayacaktım ben, asfalttan duman çıkıyor. Yani hani sabahta çekmiyorsun, öğlen çekiyorsun, dışarıdasın, herkes denize giriyor. Bakmayın bizim orada denize girdiğimizde. Yani millet denize girerken biz orada sıcakta burada terliğe çekiyoruz. 50 kere makyaj temizleniyor, yeni baştan makyaj yapılıyor. Yani zordu. Çok kolay zor, şey çok değil zor. Yani. Hakikaten sıcakta çekim yapılmaz bu iş. Bak soğukta çekim yaparsın, o çok basit. Yani onun bir şeyi var. Önlemini alırsın, içlik giyiyorsun içerisine. Termal giyiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Soğuğun bir önlemi var ama sıcağın bir önlemi yok. Sıcağın hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir yapacak hiçbir şeyin yok yani. Bir şeyde bu çekimlere başladık Kıbrıs sahnelerinde. Plaj çekiyoruz falan. İsmail Bey de dahil bütün ekip. Pert durumda ama bizim havuz sahnesine geldik, biz Murat'la sevindik. Havuz sahnemiz var. Tabii biz düşeceğiz. Burada şöyle bir durum var. Tabii şimdi arkadaşların havuz sahneleri olduğu için havuza giriyorlar. Bir de havuza ve denize bir metre kadar yaklaşıp giremeyen bir teknik ekip de vardı. Evet. Temmuz'da yani. Yani gerçekten çok zorlandık. Sezonda bize Acapulco Otel... O da çok önemli. Çok, yani çok büyük bir destek verdi. Otelde bırakın film çekmeyi, tabii. Boş oda bulmak bile... Zaten durum öyleydi. Onlar gerekeni yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Buradan da Acapulco ailesine... Onlara da bir sevgilerimizi. İçim Hanım'a, Özer Bey'e, Ünal Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kendi evimiz gibi çalıştık. Hala da öyle. Yani evet. Evimiz gibi ağırlıyorlar bizi şu anda. Bu akşam da saat 20'de evet. İlk kez Kıbrıs seyircisiyle. Sonra dedik Türkiye'de. Orada program belli oldu mu? Tabii ki. Soralım yapımcı ve yönetmen olarak size. 12 Kasım Pazartesi günü. Buradan dönüşte hemen. Tabii. Soho House'da bir basın gösterimimiz olacak. Türk medyasıyla orada buluşacak film. 16 Kasım'da da İstanbul ve tüm Türkiye'de bütün sinemalarda Kıbrıs'ta yayında da olacağız. Tabii Kıbrıs'ta da. Bu buradaki... akşam zaten Kıbrıs'taki sinemacı arkadaşlarımız da galamıza katılıyorlar. Filmi de ilk kez onlar görmüş olacaklar. 16'sında da İstanbul ve tüm Türkiye'de vizyonda olacağız. Şimdi biz tabii birbirimize aşinayız. İsmail Bey'le daha önce program yaptığımız için bu akşam o yüzden daha çok oyuncu arkadaşlarla ben birazcık böyle sohbeti ön plana çıkartmak istiyorum. Sen çok gelip gittin. Yani hiç demedin mi bu Kıbrıs'a niçin film çekilmez, bu Kıbrıs'a niçin bu işler olmaz? Günün sonunda baktığında gerçekten çok güzel otelleri var, çok güzel doğası var. Yılın 11 ayı neredeyse deniz sezonunun olduğu bir ülke. Evet. Ne düşündün mesela Kıbrıs'ta? Ya Kıbrıs'ta birkaç tane film çekildi benim bildiğim kadar daha önce. Kıbrıs'ta biraz
Oteller yani Acapulco Oteli demiyorum ama bir oteller soğuk bakıyor. Çünkü biraz hani buraya geliş amacı farklı ya. Yani insanların turizmden ziyade daha farklı. Otellerde rahatsız oluyorlar diye istemiyorlar. Ama bilmiyorum yani yapımcı olarak Kıbrıs'ta böyle bir Hollywood'vari bir stüdyo kurulsa alanda herhalde geniş hani. Bence zor abi. Neden zor yani? Maliyetli bir iş. Evet. Film çekmek de maliyetli bir iş. Dizi de maliyetli bir iş. Şimdi İstanbul'da buraya bir 60-70 kişilik bir ekiple geliyorsun sonuçta baktığın zaman. O 60-70 kişinin otel masrafı var. Yemek masrafı var. Şimdi İstanbul'da çektiğin zaman o 60-70 kişi zaten git gel şey yapıyor yani maliyet düşüyor. Burada bir film çekerken maliyet yükseliyor. O yüzden de belki de çekilmemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu olmuş olabilir. Getirisi çok oluyor. Mesela işte bir Asmalı Konak örnek veriyorum. İşte tabii. Bir Asmalı Konak yapıldı. Türkiye'de gitmeyen kalmadı yani. Sırf o dizinin şeyiyle. Biz de mesela Birgi'de çekiyorduk en son. TRT'ye bir iş çektim ben Yeşildeniz diye. O da Birgi'de çekiliyordu. Her hafta sonu tur düzenleniyordu mesela. Herkes geliyordu gidiyordu. Birgi'yi de tanıttık. Böyle tanıtma amaçlı güzel oluyor. Güzel olmaya değil yani. Ama destek vermeleri lazım. Sponsor bulunması lazım. Bu akşam resepsiyonda, galada belki konuşulacak şeylerden biri de bu olacak. Evet. Ben yani Kıbrıs'ta çok güzel köyler, çok güzel kesinlikle alanlar katılıyorum, var. Kesinlikle katılıyorum. Ama işte bunun dediğin gibi yani desteklenmesi sıkıntıların bence aşılabilecek ya sıkıntılar. Maddi olarak işin açıkçası yani hani insanları zorlayabiliyor maddi olarak. Mesela ben bu yaz tatile gittim. TRT'de bir dizi var. Benim çok sevdiğim Kalk Gidelim diye. Hı hı. Muğla'da çekiliyormuş. Muğla'nın köyünde çekiliyormuş. O köye kadar gidip sırf merakımı, o güzellikleri görmek istedim ve ailemle birlikte. Hı hı. Hakikaten hiç üşenmedik. Muğla'ya gittik. Muğla'dan kalktık. O köye gittik ve o dizinin çekildiği, o setlerin olduğu, o güzel yerleri hakikaten gördük. Hakikaten yani ekranda gördüğün o güzelliği canlı da görmek daha bir keyif. Turizme de katkısı oluyor işte. Yani ben şeyi sorayım o zaman peki anlayıcı burada klip de çekildi mesela. Evet. Başlar da geldi ama ben şunu gördüm açık ve net söyleyeyim. Bürokratik anlamda çok engel var. Çok engel. Evet. Yani ben yapıcı işte İsmail Bey burada kamera getireceğim o bir sürü engel ama o zaman kaçıyor. Yani ben bu kadar çok yani yapımcıya destek vermesi lazım. Bürokratik engelleri kaldırılması lazım. Buran dediği gibi destek olması lazım. Kamera ya, gelecek, setler gelecek, çok, gümrük bunlara hakikaten. Bir de iki katına çıkıyor yani maliyetiniz abi. İki katına çıkıyor. Vergisi var, osu var, osu aynı yani. Ama getir olarak baktığında da işte ya bir film olarak, çekildiğinde ha. Hakikaten şey oluyor. Ama Türkiye'deki yapımcılarla ortak, buradan da yapımcılar çıkıp ortak yapım yapabilirler. Yani böyle başlanabilir, ortak yapımla başlanabilir yani. Hı. Bir kısım burada, bir kısım Türkiye'de çekilir. Neyse İsmail abi hiç konuşmuyor. Vallahi şimdi ben dinliyorum. Yani bu kadar zor işleri başarmış olmanın keyfini yaşıyorum şu anda. Değil gerçekten mi? Kesinlikle yani. Çok zor bir iş yani, başarmış. Çok yani. Zor yani. Onu gerçekten bu çok gerçek biz o anlamda hani bu tarz şeyleri yaşayacağımızı bildiğimiz için her şeyi tedbirli yaptık. Ama nihayetinde bu konu da önemli bir konu biliyorsunuz. Yani bu kadar insan mağdurken böyle bir filmi çekmek bıçak sırtı bir konu. Yani bir ipin üzerinde gezen cambaza benziyor. Birazcık konuyu saptırdığınız zaman hop aşağı düşersiniz. Çok dikkat ederek çalıştık. Ama nihayetinde herkesin desteğiyle biz bu işi açtık. İşte bu akşam da artık onun meyvelerini toplanma noktası. Evet işte bu dönüşler bu gece bizim için çok önemli. Yani bu filmin bugün izleyecek olan 400-500 kişinin düşünceleri bizim için o kadar önemli ki gerçekten bakalım onlar da yaptığımız işi beğenecekler. Peki. Bugün onu göreceğiz. Tübü tabii dediğim gibi bu akşamdan itibaren artık sinemalarda giriyor. Bu akşam saat 20'de tekrar söyleyelim. Acapulco Otel'de güzel bir gala olacak. Filmin tüm oyuncuları bu akşam galada bizlerle birlikte olacak. Saat 20'de biz de orada olacağız. Şöyle hatırlayalım bir filmi, birazcık gülelim ama tabii ki devamı için sinemalarda kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Şöyle kısa bir fragmanı bir hatırlayalım bakalım. Adınız ne lan sizin? Cenk Tosol! Bugün bir inek alıyorsun, bir ay sonra iki inek parası hesabında. Kalkıyor gel! Ne zaman kalkıyor? Sen otur hemen kalkıyor! Kusura
bakmayın ama içeri hayvan alamayız. Sen bana hayvan mı diyorsun? Lan oğlum sen harbi malsına. Hadi abi be 216 versene bir tane. Bunda yazıyor muyuz? Eğer o alanın çatına bir delik açmamı istemiyorsan o parayı babanın mekanına 2 saat içerisinde getirirsin. Aa bir baktım çıkmıyor kumadan, doktor da dedi. Şişman lazım dedi ama çıkmıyor arkadaş. Kürşat abi şuna bir tane susturma düğmesi takalım, müdahale edemiyoruz ya. Allah belanı versin senin beyinsiz. Lan oğlum şu manitalara bak be. Ay kız Okşan bugün mesai çok yorucuydu. Ben çok yoruldum kız. İmdat! Yardım edin! Sıkmayın kendinizi. Gevşek bırakın. Ben geçireceğim. Lan doktor sen de bana mal edin. Çekil sus Allah. Normal yumurta 15, mavi yumurta 50. Aman tanrım vurulmuşum ben. Ya demiş ki zengin olduk lan biz zengin olduk. Ne kredisi kardeşim peşin. Cash on the table. Bu iş tuttu kardeşim. Sizin gibi değerli müşterimizi mağazamızda ağırlamaktan şeref duyarım. Lazzone Otel. Hem laf hem İtalyan. Vay hemen geri dönmeleri yapalım ki daha çok yatırsınlar. Abi bir şey gördüm. Bir şey gördüm abi. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi ayakkabıları çıkardım. İçerisi halıya kirlenmesin diye. Sloganımız siz vereceksiniz, biz yapacağız. Çiftlik Bank Tosun Firar'da 16 Kasım'da sinemalarda. Bir koyun mu? Yeni bir koyun kesildi mi bu? Sanal para. Evet yani 2 dakikada bile yüzümüz güldü ama devamı tabii ki sinemalarda gidip izleyeceğiz hep beraber. Bu akşam da saat 20'de Acapulco Otel'de tekrar söyleyelim. Filmde daha farklı konuşuyorsun buradakinden daha farklı. Nasıl zor olmadı? Mesela ben pelteyim ama bu benim doğal peltekliğim. Yani. Normalde de aynısı. Yani programda da aynısı. Yani bizim farkımız o. Biz oynarken farklı yapıyoruz. Yani normal hayatta farklı yapıyoruz. Yani yani bu farkı yaratmak lazım ya. Yani hani normal hayattan yani, ayrılmamız lazım. Oynarken tabii devamlı o şekilde konuşuyorsun. Sonra tabii. Alışkanlık kalmıyor mu? Yok, kalmıyor. Şimdi ben girdim araya hemen. Şimdi, filmi çekerken, lafını balla kestim. Filmi çekerken bazen böyle birbirimize kızdığımız, sinirlendiğimiz, stres olan dakikalar oluyordu. Şimdi Burak diyordum şunu şöyle yapalım falan filan tamam abi diyordu ama içimizde de stres var hissediliyor. Bir başlıyordu oynamaya hiçbir şey olmamış gibi sanki bir dakika önce. En son dedim ki Burak ben senin gibi oynamıyorum dedim. Dikkat et falan çok güzel böyle. Saygı, sevgi çerçevesinde çok güzel çalışmalar oldu. Buran gerçekten oyunu hani benzetebilir miyim abi? Abi estağfurullah yani ben benzetmekten onur duyarım ama yani hani o kadar daha büyük değiliz biz. Yok, yani. Yok değilsin biz ama kimiz ki yani biz? Estağfurullah. Biz abi Jim Carrey yüz mimiklerini bugün evet, izleyeceksin. Inanılmaz. Yüz mimiklerini bugün izleyeceksin. Tam istediğimiz karakteri ama oturttu. Yani Burak'ı dışarıda mesela alayım götüreyim Lefkoşa'da gelireyim. Şey yapmaz kimse ama çok mülayim bir filmle insan. Şey çok farklı. Ya benim amacım da zaten yani hani bir aktör olarak, bir oyuncu olarak yapmak istediğim de bu zaten. Yani hani her projemde farklı bir karakter oynamak istiyorum. Peki böyle yaptığında değişebiliyor musun? Mesela? Şeye geçebiliyor musun? Öbür filmdeki... Geçeriz abi niye geçmiyorum yani? Harika bir şey var çünkü. Filmdeki ben... karakteri sonra anlatsın o zaman. Aynen filmdeki karakter ama filmdeki şekliyle. Şimdi ben çok galiban bir çocuğum. Birazcık da fukalayım biliyor musun yani. Arkadaşlarımla beraber gezmeyi çok seviyorum. Boş zamanlarımda oturuyorum, internete giriyorum. Oradan bir tane manita düşünüyorum biliyor musun sen ya manitalar? Abi bak bu şeyler böyle şey gibi çıkıyor. Bende de oluyor. Ama benimki doğal. İkinci filmde Ali da alalım o zaman yanından. Ama benimki doğal ya. Ben değiştirsem de olmuyor. Süper. Peki. Ferçan, film Miami'de de çekildi. Türkiye'de de çekildi. Kıbrıs. Üç evet. Değişik yer. Birazcık Miami'yi anlatsan abi bize gidip görmedik biz oraları. Sen gördün. Bence akşam filmde seyrediyor. Yani, şimdi o tiyoları yani. Vermeyelim. Anlatırsak gitmezsin. Yani biz göremedik. Biz oraları göremedik. Oo sizin
Ferce de Miami'de göreceğiniz gibi. Biz de göremedik onu. O yüzden direkt Ferce'ne sordum. Bak biz de göremedik. Bize sormadın direkt Ferce'ne sordum. Ben orada valla anlatmayayım ya. Git gör bence Miami. Yaşanır. Ya Kıbrıs kadar da yani var. Kıbrıs'ın eline su dökemez canım ya. Kıbrıs hayır bambaşka bir şey ama. Orası bambaşka. Kültür farkı var. Kültür orada, farkı. Ya çok bize uymuyor be Alihan diyormuşum. Bize girme mirme daha böyle şey. Ya buranın insanı daha sıcak. Peki şeyi sorayım arkadaşlar. Geldiyse burada bu kadar çekimler yok. Kilitlendi. Siyah tercih öldürüyor beni gerekti. Nasıl bağlıyor? Buranın insanı daha sıcak. Hakikaten ben de merak ediyorum nasıl bağlıyor. Ne mi tıkı tıkı bir şey oldu. Bitirin sonunu ver. Buranın insanı daha sıcak. Tosun karakteri. Şey böyle. Tosun karakteri. Peki şeyi sorayım. Girne'de falan hiç yani o çekimler esnasında falan çıkabildiniz mi? Dışarıları görebildiniz mi? Yoksa hakikaten çok yorulup çünkü sıcaktaydı sizin çekimler. Temmuz'un evet. Tam ortası. Abi hiçbir yere çıkmadık. Hiçbir yere çıkmadık yani. Hiçbir yere çıkmadık. Barlara marlara hiçbir yok, Girne'de yok. Bir yer. Hiçbir yere gitmedik. Yani nasılsa sabah 9 başladık şimdi, çektik yoruluyorsun. Gece yani 11'de, ne yaptın sen adamları? Gece 10'da 11'de planlar bitiyor. Ondan sonra sabah 7-7.30 kahvaltı diyorduk. Hani insanlar zaten gitmek istemiyordu hiçbir yere. Evet abi ya. Hepimiz öyleydik yani. Ki bir oyuncu için de önemli şey dinlenmek. Hani, bir de hani zaman işin, zaman aynen. Çok önemli bir de yani filmde. Yani hani bizim bir günlük aksamamız demek bütün bir ekibin bir günlük aksaması olacak. Kesinlikle. Ve yayının maliyet, bir günlük aksaması. Maliyet bir günlük aksaması. İsmail abiye fatura olarak geri dönüyor. Kırbaçlaydı bu vuruyor bizi. Koğuş 8 kalk. Evet. Ne güzel ya. Ama yani burada bile bu kadar eğlendiysek ben şeyi düşünüyorum. Yani bu çekimleri düşünüyorum. Çok. Hakikaten ne kadar eğlendiniz Allah bilir. Çekimlerin çok keyifli anları da vardı. Çok zor anları da var. Mesela bir tavuk sahnesi vardı. Evet. Tavuk çok uyumlu ama yani böyle gayet. Çok. Abi uyumlu da gel bir de bana sor uyumlu mu diye. Senin direkt ben tavuklara... zaten tavuktan korkan bir adamım abi. Yani nasıl tavuktan korkuyor musun? Korkuyorum. Küçüklüğümden kalma bir... Ana hatıram var. Şimdi abi şey yani tavuk bu da bırakıyorsun kaçıyor. Yakalamak için bütün set koşturuyor peşinden. bir sahne çekeceksin. Kamera kurulmuş her şey. Bütün acıları var. İsmail abi diyor ki tavuğu şurada sıkıştır. Ben... Abi tavuğu orada sıkıştır da tavuk orada sıkışacak mı? Kaçıyor o tarafa. Şimdi bürokratik engeller dedi. Benim aklıma hemen şey geldi. Tavuğu nasıl soktunuz abi memlekete? Tavuğa getirmedik burada abi. Tavuğu İstanbul'da çekti. Ha getirmediniz. Tavuk kıbrısı görmedi. Tabii bulduk tabii. Burada bir sürü çiftlikten tavuk alıp. Çünkü şey buraya yani hayvan soktuğunuzda belli bir gün veteriner dairesi el koyuyor. Tabii. Yani o tavuğu hemen o gün vermiyor size. Kesinlikle. mesela orada... Burak dediği gibi tavuktan korkuyor. Filmin bir bölümünden sonra da tavuğun devamlılığı var. Hep koltuğunun altında gezmek zorunda. Gerginsin yani. Evet, bir de şey var. Yani filme başladınız. Aynı tavuk o tavuğun başına bir şey gelse tabii. Nasıl olacak? Yani bütün o setler, yok, bütün ona alakış. Çok dikkat edin. Bir arkadaşımız sadece o tavukla ilgilendi. Evet, zimmetli. Şaka ona zimmetli ya tavuk. Bir arkadaşımız sadece o tavukla ilgilendi. Yani onu yani şimdi roll caption'a ne diye geçiyor arkadaş? Tavuk. Tavuk. Figüranda vardı onun. Tavuğun şeyi de vardı. Evet. Dublörü de vardı. Kaybolursa tabii. Ötekini kullanalım diye. Hayır bak iki tane yedik dediniz. Bir otelin yedik. Genel müdürü arkadaşım vardı. O konularda çok hassastır o. İsmail dedi otelde dedi tavukla çekim mi yapacaksınız? Merak etme sigortalı dedim. Yerlere yattı evet. Gülmekten. Bir de bu arada söyleyelim hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Tabii. Ya, biz ona insan olarak dikkat ediyoruz zaten. Peki. Ben saatler olsa burada sizinle hakikaten konuşmak isterim. Ama buradan döneceksiniz. Hazırlık yapacaksınız akşamki gala için. Burak'a soralım. İçinde Kıbrıs'ta bir senaryo olan bir film veya burada çekilecek bir filmde oynamayı arzu eder misin? Veya bundan sonraki projelerinde neler var? Onları bizimle paylaşır mısın? Vallahi ben Kıbrıs'ta olmaktan mutluyum, memnunum. Hatta benim bir oyunum var, onu da buraya getirmeyi istiyorum. Burada oynamak istiyorum oyunu. Birkaç yerde oynadık biz burada. Mesela üniversitede var, burada çok ciddi... Yok, benim çocuk oyunum var. Kendi tiyatrom var benim. Yaptığım bir çocuk oyunu var. Çocuk oyunumu gelmiştim buradaki okullarda oynamıştım.
büyük kolejlerde oynadım oyunumu. Burada kaç 10 oyun falan yaptım. Şimdi tekrardan buraya başka bir oyunla gelmek istiyorum tekrardan. Bir oyun daha yapmak istiyorum ama burada daha uzun bir 10-15 oyun daha yapmayı düşünüyorum. Kafamdaki projelerden bir tanesi. Bu film Kıbrıs güzel, eğlenceli, yaz bir kere şey değil. Çok fazla soğuk değil. Ben zaten İzmir'de yaşıyorum. Aynı iklim hemen hemen baktığın zaman. O yüzden keyifli ve eğlenceli. Birkaç işim var. Yeni projelerim var. Bir iki tane sinema filmim var. İşte dediğim gibi yeni bir tiyatro oyununa başlıyorum. Melis Babaday'la beraber. Çeov'un bir hikayesini oynayacağız. Onlar var. Dizi yok bu ara. Zaten bunların içerisinde de dizi yapmak çok zor. Çünkü diziye başladığınız zaman hayatınızın hemen hemen yani 6 gününü, 6,5 gününü alıyor. Onda da parayı harcayacak yer bulamıyorsun. 6 gün çalışıyorsun, bir gün yatıyorsun. Hiçbir şey yok yani. Hani o yüzden hani bir müddet sinema ve tiyatroya devam etmek istiyoruz yani. Peki. Percan, senin artık ajandan da ne yazıyor bundan sonrası için? Tamam artık yani bu film bugün itibariyle startını verdi. Artık izleyiciyle. Ama sinema tabii durmaz, hayat durmuyor. Sen ne yapacaksın? Benim de bir tiyatro projesi var. İşte yazıldı, bitirildi. Yani hatta buradan dönüşte onun oyuncu görüşmeleri olacak. Sinema olarak var bir proje geldi. Bilmiyorum, bir dönüşte onu da göreceğiz. Dizi bilmiyorum valla, hani her teklif açığız abi. Ya açığız abi, bakarız, değerlendiririz. Ama şu anda bir tiyatroyla bir tekrar bir sinema filmi geldi. Yani şey olmasın, başka bir film şeyden. Onu görüşeceğiz yani. Bakalım hayırlısı. İsmail abi çok kötü bakıyor Başak'tırma da. Peki İsmail abi. İsmail Koç desin ki tamam gene başladı şey. Bizim proje. Var proje, biz de söylemiyoruz yani, açıklamadık. Aman sakın, biliyorsun. Çok yani. Bu gerçekten böyle. Bir de hakikaten öyle bir durum var. Geçen programda konuşmuştuk aman, hakikaten. Aman. Şimdi yine anında böyle ses proje getirecek çalınıyor. Bir proje var. Çok büyük ses getirecek bir proje var. Gene güncel bir konu. Kısmetse ona başlayacağız. Bundan. Bu arada ya yani bizim programdan bu tarafa ben baktım. Bu son bir ay içerisinde çok ciddi Türk medyası size yer verdi. Hakikaten şey, en son galiba dün akşamdı Kanal D Haber'de. Kanal D Ana Haber'de özel Ana Haber'de aldık, gördük evet. Sizi. Medya da şey yaptı yani, herhalde konu da ilginç olunca sahiplendi mi? Şöyle, konu birçok insanı ilgilendirdiği için kitlesel bir konu. Dolayısıyla sadece filmde magazin programları değil, haber programları da gündeme getiriyor. Ve filmin içini doldurmak asıl meseleydi bizim için. Yani böyle büyük bir konuyu işleyip de filmin içi de dolu dolu olsun dedik başlarken. Şükürler olsun bugünlere geldik. Benim içime gayet sindi. Akşam da sizler izleyeceksiniz. Artık not seyircinin. Peki. Malta'dan Levent Bey selamlarını iletiyor. Levent'ciğim artık sen sinemada seyredeceksin. Sezer Çemender abimiz diyor ki, güzel kardeşim, güzel misafirlerin Kıbrıs'a geldikleri için, KKTC'ye geldikleri için teşekkür ederiz. Hoş geldiler. İsmail Hakkı Koç Beyefendi'ye ayrıyeten Malta'dan sevgiler. Sana ayrı gelmiş abi. Size Malta'dan ayrı. Genelden bir selam var ama Sezer abi göndermiş. Sağ olsun. Masa teşekkür ederim. Masa Hasan Şahin abimiz Güzel Yurt'tan izliyor. O da Güzel Yurt'tan size selamlarını gönderiyor. Muhittin Özsallam, Güven Arıklı, Ömer Kadiroğlu bize de selamlarını göndermiş. Hüseyin Öztoy, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş. Ve diğer izleyenlerden gelen mesajları da böylelikle okumuş olduk. Saat 20. Acapulco'da bu akşam gala. Pazartesi Türkiye'de gala. Ve bugünden itibaren Çiftlik Bank Tosun Firar'da filmi artık sizin huzurunuzda. 2 dakikalık bir fragmanda bile bu kadar güldüysek, hı, ne kadar sürdü tam montaj? 103 dakika. 103 dakikada artık siz düşünün ne kadar güleceksiniz, ne kadar eğleneceksiniz. Ben tekrardan vakit ayırıp geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim ama İsmail Bey'e ben de ayrı bir teşekkür Lefkoşa'dan ayrı bir teşekkür göndereyim. Son sözleriniz varsa onları alayım. Valla programımızda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bize selam gönderenlere selam olsun. 16 Kasım'da da vizyona girecek filmimiz. İzlerseniz bizi de mutlu edersiniz. Herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sevin kendinizi. Sizin senden başka kiminiz var ki sizi sevsin? Ercan. Abi sonra bıraktık. Patron ya. Estağfurullah. Ben de gerçekten Kıbrıs'ta bu filmde çalışmaktan çok mutlu oldum. Kıbrıs'ın sıcak insanlarıyla birlikte olmaktan. 16 Kasım'da lütfen sinemalarda filmimizi izleyin. Emin olun güleceksiniz. Hatta
kilo bile verebilirsiniz yani gülmek. Bu arada bak abi, Sezer Bey diyor ki Mahmut Adam benim evim diyor deniz kenarında film çekeceklerse diyor verebilirim diyor. Bak ne güzel mekan, işte bak mekan sorunu çözdük. Çok güzel bir deniz kenarında evi var Sezer abinin. Bürokrasiyi çözün hocam. Bürokrasiyi de çözeceğiz inşallah, onu da halledeceğiz. Evet. Evet. Patron top sende. Estağfurullah. 11-12 aydır çalışıyoruz. Yolun sonundayız artık, şükürler olsun. Bu akşam izleyiciyle buluşuyoruz. Güzel, keyifli, böyle tebessüm ederek bir film izlemek isteyen bütün izleyicileri 16 Kasım'da Çiftlik Bank Tosun Firar'da isimli sinema filmimizi izlemeye davet ediyorum. Kıbrıs halkına gösterdiği ilgiden ve sizlere bizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah başka projelerde yine sizleri burada ağırlama şansı, imkanı buluruz. Elimizden gelen ne varsa da onu yapmaya çalışırız. Çünkü istiyoruz ki gerçekten bu güzel ülkenin her bir tarafı, bir kare bile olsa böyle filmlerde, dizilerde, sanat eserlerinde olması bu ülkenin tanıtımına, bu ülkenin ekonomik kalkınmasına son derece önemli. O yüzden biz teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz. Sağ olun. Bu akşam da bu yoğunluğun içinde bizlere konuk oldunuz Diyalog TV'ye. Çok teşekkürler. Başarılı olsun. İnşallah gişelerde de bizi burada güldürdüğünüz kadar güldürürsünüz. Arkası gelir projelerin. Devamı gelir. Efendim haftayı böyle bitiriyoruz. Bu akşam dediğim gibi galada olacağız. Çiftlik Bank Tosun Firar'da filminin galası saat 20.00'da Acapulco Otel'de olacak. 16'sından sonra da sinemalarda bu filmi gülerek, severek, beğeniyle izleyebileceksiniz. Haftaya pazartesi günü yeniden buluşmayı umut ediyoruz. Yayında bir film demeye geçen arkadaşlarımla birlikte sizlere keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Adınız ne lan sizin? Cenk Tosun! Bugün bir inek alıyorsun, bir ay sonra iki inek parası hesabında. Kalkıyor gel! Ne zaman kalkıyor? Şalıtır hemen kalkıyor. Kusura bakmayın ama içeri hayvan alamayız. Sen bana hayvan mı diyorsun? Lan oğlum sen harbi mahsına. Harbi abi be, 216 versene bir tane. Bunda yazıyor muyuz? Eğer o alnının çatına bir delik açmamı istemiyorsan o parayı babanın mekanının 2 saat içerisinde getirirsin. Aa abi baktım çıkmıyor kumadan, doktor da dedi. Çıkman lazım dedi ama çıkmıyor arkadaş. Kürşat abi şuna bir tane susturma düğmesi takalım, müdahale edemiyoruz ya. Allah belanı versin senin beyinsizin. Lan oğlum şu manitalara bak be. Ay kız Okşan bugün mesai çok yorucuydu. Ben çok yoruldum kız. İmdat! Yardım edin! Sıkmayın kendinizi. Gevşek bırakın. Ben geçireceğim. Lan doktor sen de bana mal edin. Çekil susat. Normal yumurta 15, mavi yumurta 50. Aman tanrım vurulmuşum ben. Ya demiş ki sekil olduk lan biz sekil olduk. Ne kredisi kardeşim, peşin. Cash on the table. Bu iş tuttu kardeşim. Sizin gibi değerli müşterimizi mağazamızda ağırlamaktan şeref duyarım. Lazzoni Otel. Hem laf hem İtalyan. Vay hemen geri dönmeleri yapalım ki daha çok yatırsınlar. Abi bir şey gördüm. Bir şey gördüm abi. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi ayakkabıları çıkardım. İçerisi halıya kirlenmesin diye. Sloganımız siz vereceksiniz, biz yapacağız. Çiftlik Bank Tosun Firar'da 16 Kasım'da sinemalarda. Bir koyun mu? Yeni bir koyun kesildi mi bu? Sanal para.